Ülke TV Ankara stüdyolarından herkese merhaba. Yepyeni ve muhteşem bir programla karşınızdayız. Ben İsmail Yolcu. Bundan böyle her salı muhteşem bir konuğumla birlikte siz sevgili öğrenciler ve onların değerli anne babalarıyla birlikte olacağız. Bugün saat 18'de ve Haziran'ın sonuna kadar her salı saat tam 18'i gösterdiğinde ekranlarınızın başında olun. Neden olun? Çünkü bu ülkenin evlatları ve gençlerinin yarınları için biz buradayız. Sizi de bekliyoruz diyorum. Ben İsmail Yolcu. Bugün ilk programımız Genç Vizyon programı. Geçen yılda Ülke TV'de tercih döneminde sizlerle birlikte olmuştuk ve çok 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 verimli programlar yapmıştık. Bugünden itibaren yine sizlerle birlikte olacağız. Neden bugün çok önemli diyoruz? Çünkü yaklaşan üniversite sınavı yani YKS'den son 3 günümüzü nasıl planlamalıyız? YKS sabahı aile-öğrenci iletişimi nasıl olmalı? Ve sınav anını öğrenciler nasıl planlamalı? Bunların hepsini değerli hocam, benim 16 yıldan beri yol arkadaşım, sevgili hocam Süleyman Beledioğlu, öğrencilerin bonus hocasıyla birlikte olacağız. Sağ olsun kırmadı beni bu yolculuğumda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim İsmail. Hayırlı uğurlu olsun. Genç Vizyon programı. Hem bizlere hem gençlere hem bu ülkeye diyelim, evet, Ülke TV'de. Öncelikle gençlerimize hayırlı olsun. Çünkü sen de ifade ettin, çok faydalı şeyler paylaşacağız. Geçen yılda Ülke TV'de çok büyük bir öğrenci kitlesiyle tercihler dönemini beraber açmıştık. Onu da bende o kadar çok sayıda şey var ki teşekkür, onların hepsini fotoğrafladım, aldım. İnşallah Instagram'dan İsmail, onları da tercih döneminde okuyacağız. Instagram demişken hemen sevgili izleyiciler, değerli öğrenciler ve kıymetli anne babalar, bizim programımızın en büyük özelliği önceki yıllarda da olduğu gibi resmi Instagram hesabımızı, Instagram Bonus Hoca, Bonus Hoca hesabımızdan bize şu anda en son paylaştığımız, hemen buradaki Genç Vizyon'un önünde hocamla birlikte bu çek işaretini yaptığımız resmin altına sorularınızı gönderiyorsunuz. Anında Süleyman Hocam'a soruyorum ve sizler adına yanıtları alıyoruz ve bütün ülkeyle paylaşıyoruz. Şu andan itibaren sorularınızı gönderebilirsiniz ama ben hızlı bir şekilde programa girmek istiyorum çünkü zaman çok kıymetli, sınava 3 gün var. Hocam son 2-3 hafta içinde öğrenciler deneme sınavı performanslarını nasıl değerlendirmeliler? Kimisi eyvah son sınavım çok kötü geçti, gerçek sınavdan böyle olacak ya da muhteşemim ben diyor ve sınava da o duygularla giriyor, ne dersiniz? Evet, teşekkür ederim İsmail. Güzel bir soru bu öncelikle. Ben son 2-3 haftada deneme sınavlarına yoğun olarak çocuklar girdiler. Kurumları bunları yaptılar. Belki yarın da yine sınav yapmaya devam edecekler. Hatalı da olsa belki perşembe günü de yapanlar olacak. Çok çok yanlış da olsa cuma günü de yapanlar olacak. Bakın ben orada İsmail bunların yanlışlığını da söylemiş oldum bu arada. Peki, son 2-3 hafta kaladan itibaren öğrencilerin bu deneme sınavlarıyla ilgili algıları nasıl oluşmalı? Şimdi gerek anne babalar, gerek öğrenciler şunu çok iyi bilmeli ki dikkat atlaması diye bir kavram var. Nedir bu dikkat atlaması? Öğrenciye indirgeyerek anlatırsam, sınavlar yaklaştığında öğrenci gerçek sınava öylesine bir odaklanır ki bunu kendi beyni yapar. Yani ben artık gerçek sınava odaklanayım, şu deneme sınavlarına bu kadar fazla odaklanmayayım diye düşünmez. Bunu fonksiyonel olarak beyni yapar. Gerçek sınava öyle bir odaklanır ki şu aradaki deneme sınavı veya uygulama amaçlı bir takım şeylere dikkatini veremez. Harika hocam. Şimdi bakın buradan da ne sonuç çıkar İsmail? Öğrencinin bir defa deneme sınavlarındaki performansı düşer. Ders çalışma isteği azalır. İşte bakın dikkat ederseniz şu bilgilendirme çok önemli. Evet, siz son haftalarda yoğun deneme sınavlarına girdiniz ve bundan dolayı da çok güzel bir şey yaptınız. Ama unutmayın ki deneme sınavlarında aldığınız sonuç gerçek sınavın göstergesi olamaz. Çünkü siz gerçek sınava odaklanmışsınız büyük ölçüde. Yani kimse moralini bozmasın. Kesinlikle. Diyoruz. Zaten şimdi ikinci sorumu hemen hazırladım hocam. İsmail izin verirsen ben hemen şunu da bir söylemek istiyorum. Eğer biz öğrenciye senin bu deneme sınavlarında aldığın sonuç gerçek sınavına yakın gelecek gibi
kendi işini öven bir takım cümlelere rastlarsak yanlış. Eskiden şey vardı ya bir ara, vay efendim şu kurumun deneme sınavını, gerçek sınavını aynısı, buranın birincisi, işte burada ne alırsan şey gerçek yok. Sınavda da onu alırsın diye biz tabii, yıllarca tabii. Bunu da söyledik zaten. Tabii zaten bir oralarda birinci olanlar gerçek sınavda zaten birinci olmuyor İsmail, ama burada şey var özellikle dikkat edilmesi gereken. Şimdi biz öğrenciye bu sınavlar gerçek sınavın gerçek göstergesi dersek, veya bunu strese bağlarsak, bakın bir de o ayağı var. Evet sen stres... Strese geleceğim hocam. Bu başka bir şey İsmail. Bunu strese bağlarsak, o zaman ya sen öğrenci işte sınav yaklaştı, deneme sınavlarındaki performansım stresten düşüyor. Öğrenciye böyle bir tanı koyarsak, eğitim tanısından bahsediyorum. O zaman öğrenci ne yapıyor? Ben çok stresliyim. Deneme sınavlarım kötü geçiyor. Üstelik de çalışamıyorum. Bakın tam 4 tane olumsuzluğu kendi elimizle öğrenciye yapıştırmış oluyoruz. Buyur hocam bana. Hemen hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Hem özlemişiz Ülke TV ekranlarını. Şimdi uzun bir bayram tatilinden çıktık. Ortam değişikliği oldu özellikle. Kısa tatiller de oldu öğrenciler için maalesef diyeyim. Şimdi öğrenciler sınava kadar bu kalan 3 günde motivasyonlarını nasıl korumalılar? Çok güzel. Veya şu anda motivasyonları bayram devamında düşükse nasıl arttırmalılar? Evet, genel olarak işte sınava gireceğiniz ortamdan ve iklimden, atmosferden uzaklaştığınızda öğrencide bir ders çalışma isteksizliği ortaya çıkar. Performansında bir düşme gözükür. Şimdi bakın, öncelikle burada öğrencilerimizin motivasyonlarını sağlarken en çok şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Hiçbir olumsuzluk, karşılaşacağım herhangi bir durum, mesela sınav akşamı uyuyamasam bile, sınav salonunda en böyle olumsuz şeylerle karşılaşsam bile, sınav sabahı kalktığımda hiç istemediğim şeylerle karşılaşsam dahi, bu sınavı kazanacağım, daha doğrusu bunlar beni olumsuz etkileyemeyecek, bunlar soruları cevaplamamı olumsuz etkileyemeyecek diye düşünmek, bunu sıklıkla tekrar etmeleri gerekiyor. Bak, şimdi burada şöyle bir şey daha var. Her bir sınava girecek öğrenci şunu hiçbir zaman aklından çıkarmasın. Sınavı iki sebepten kazanırsınız. Bir, kendi çalışmalarınız. Kendi çalışmalarınız yetersiz mi? İki, rakiplerinizin yaptığı aptalca hatalardan. Bakın bu cümlemden dolayı affedin bizi gençler. Benim aptalca hatadan kastım, deneme sınavlarında düşük alıyorum, gerçek sınavda da düşük alırım. Efendim işte ben seneye bıraktım gibi bir takım öğrencilerin kararlarından dolayı iki sebepten dolayı kazanırsınız. Bakın tekrar ediyorum, netleriniz hayal ettiğiniz bölüme yaklaşmadıysa sakın bırakmayın. Neden? Şöyle düşünün, tutunduğunuz yerde orada kalın, bakın orada kalın, bir adım bile ilerlemeseniz, netleriniz bir adım bile artmasa rakibiniz kendisini bıraktığı için zaten öne geçersiniz. Mantığı bu şekilde kurmaları gerekiyor İsmail. Teşekkürler hocam. Peki öğrenciler sınav hazırlığı ve özellikle tam şu dönemde sosyal iletişimi nasıl düzenlemeliler? Yani sınava kaldı 3 gün. Bombardıman gibi binlerce mesaj geliyor, paylaşımlar var. Eyvah sorular bu sene zormuş gibi de absürt şeyler her sene olduğu gibi var. Öğrencilere ne tavsiye edeceğiz? Şimdi bakın, öncelikle öğrencilerin sınavla ilgili yoğun sohbetler, şuradan soru gelir, buradan soru gelir tarzı diyaloglardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi burada özellikle öğrencilerimizin moralini bozan, yıldızının barışmadığı kişiler vardır. Duruşuyla, söylemiyle onlardan bir parça da olsun uzak durmaları gerekiyor. Sosyal iletişimde en çok buna dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii sosyal hayatın içinden çekilmesinler. Ama sosyal hayatın içinde de vıcık vıcık olmasınlar. Kendilerini final maçına hazırlanan bir futbolcu gibi düşünsünler. Ve dış dünyadaki olayların çok içine dalmamalarında fayda var. Hocam hemen bölüyorum. Sevgili izleyiciler, Instagram Bonus Hoca hesabımızdan online olarak şu anda bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve programımızın İlk Instagram sorusunu hemen hocama soruyorum. Su adındaki öğrenci soruyor. Hocam, sınavdan önce son 2 gün ne yapmalıyım? Harika. Şimdi çok genel bir soru sevgili Su. Programın bütününü dinlediğinde bütün soruna cevap almış olacaksın, ama ben özellikle son 2 gün çalışma. Ama çalışmadığın zaman canın çok sıkılıyorsa, kendini kötü hissediyorsan şöyle ara ara
şöyle konulara işte 15'er 20'şer dakika göz atabilirsin ama sakın ha soru çözme. Bu sadece suya özel bir cevap mı? Hayır, geneldir. Çok genel, çok genel. Zaten İsmail, ben şey dedim ya, su programın tamamını izlediğinde aslında o soruya daha detay bir cevap almış olacağım. İsmail T sormuş. Hocam ben denemelerde normalde 60-70 net yapıyordum. Şu anda 35-45 arasına düştüm. Deneme çözmeyi de bıraktım. Sizce ne yapmalıyım? Cevaplayın lütfen. Öğrencimin adı neydi? İsmail. İsmail, sana ben hayırlı olsun derim. Niye biliyor musun? Bak, bak, hayırlı olsun. Sen bütün beyninle gerçek sınava şak diye odaklanmış. Zaten İsmail, ben dedim, ne söyledim? Son 2-3 hafta öğrencinin netleri düşebilir. Bunu doğru yorumlayalım. Bakın 60 netten 35 netlere düşmüş İbrahim. Ama ben biliyorum ki şurada İbrahim gerçek sınava odaklandığı için, emin ol, şu anda inanılmaz olumlu bir durumdasın. Sana yılların bonus hocası olarak, ömrünü sizin içinde geçiren bir insan olarak söylüyorum. Lütfen moralini bozma. Harikasın. Gerçek sınava odaklanman %100. Genç Vizyon bütün hızıyla devam ediyor gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Sorularımız gelmeye başladı Instagram Bonus Hoca hesabımızdan. Hemen bir soru daha vereceğim. Sizler de Instagram Bonus Hoca hesabımıza bugünkü en son paylaşımımızın altına veya normal mesajla gönderebiliyorsunuz. Hocam Esin diyor ki sınavdan bir gün önce ne yapmalıyız? Ve meşhur bir soru var. Kahvaltımızda kahve ve bitter çikolata olmalı mı? Lütfen bununla ilgili bize cevap verin diyor. Teşekkür ederim. Sınavdan bir gün önce asla güneşte gezmeyin. Yorucu bir takım faaliyetler içerisine girmeyin. Yani buradaki yorucu faaliyet, aktiviteden kasıt piknik dahil midir? Piknik olabilir. Halı saha maçı dahil midir? Aman Allah saklasın. Neden çok hocam? Tempolu yürüyüş olabilir. Ya bir sakatlanma olabilir sonra. Yani öğrenci bütün sınava hayal edeceği bir zaman dilimi bu. Şimdi orada son bir gün özellikle yorucu olmayan, mesela büyük kentlerde yaşayan öğrenciler için de mesela çok yoğun konusu olan bir film izlemek, gürültülü ortamlarda bulunmak, bakın beynin geri dönüşünde sıkıntı olabilir. Onun için buna dikkat edecek, dinlenerek geçirecek, klasik müzik dinleyecek, kendisini içine çeken olumsuz sözlerden oluşan müzikler dinlemeyecek. Bakın olumsuz sözlü müzikler öğrenciyi içine çeker. Öğrencimizin bir şeyi daha vardı. Kahvaltı. Son bir güne bir şeyler daha ekleyeceğim. Sorular çok güzel geliyor. Çok da soru geliyor anladığım kadarıyla ama İsmail, burada son gün özellikle uykusunu kaçırıcı kahve, çay, kola gibi, karpuz gibi, o da böbrekleri hareketlendireceğinden sıkıntı verebilir, uykuyu bölebilir. Bunlardan uzak durmaları gerekiyor. Tanımadıkları gıdaları almamaları gerekiyor. Hekimlerimiz der ki uyumadan çok önce, örneğin 3 saat 4 saat önce ağır olmayan sebze ağırlıklı yemek yiyin. Çünkü uykuda ağır rüya görürsünüz ve uykunuz kaliteli olmaz diyor. Geldim sabah bitter çikolata ve kahvaltı, evet. Eğer sevgili öğrencim bunu daha önceden denediysen ve sana da faydası varsa kesinlikle yap. Ama daha önceden denemediysen yapma. Yani ilk defa böyle bir şey duyulmuş bir yerden. Tabii. Onu uygulamasın. Yok İsmail, öğrencimiz yarın yapsın kahvaltıda. Sınav sabahı yapacağı kahvaltının aynısını yapsın. Dokunmuyorsa buyursa bitter çikolata neden önemseniyormuş? Hekimlerimizin söylediğini ifade edeyim. Oradaki şekerin kana karışması yavaş olduğu için şeker yükselmesini önlüyor diyor hekimlerimiz. Ona da dikkat etsin. Hocam bir sorumuz daha var hemen. Sınav öncesinde hangi öğrenci ders çalışmayı ne zaman bırakmalı? Hangi tip öğrenci? Çok güzel, bu da yine nokta atış bir soru oldu. Şimdi sevgili öğrenciler bakın, son iki gün çalışılmaz genel bir kuraldır. Fakat eğer kötümser kategoride bir öğrenciyseniz, yüreğinizi serin tutun. Ben de Süleyman Hoca olarak kötümser kategoride bir öğrenciydim. Birden çok sayıda üniversitede okudum. Onun için biz burada, okudum deyince bitirmedim diye düşünmeyin. Ondan sonra bakın, eğer kötümser kategorideyseniz, yani ben çalışmadığım zaman konular aklımdan silinip gidiyor diye bir düşünceniz kafanızda varsa, lütfen ara ara konulara bakın. Ama iyimser kategorideyseniz, çalışmadığınız zaman konuları unuttuğunuzu zannetmiyorsanız, son iki gün asla çalışmayın. Hocam, Mehmet Soy, bunların cevabını, sevgili Mehmet, şu anda okuyacağım sorunu biz her salı Haziran ayının sonuna kadar saat tam 18'de Ülke TV'de Genç Vizyon programında buradayız.
Temmuz 1 itibariyle de hafta içi her gün yine Ülke TV'de Genç Vizyon tamamen tercihlere, bölümlere, mesleklere yönelik birbirinden kıymetli konuklarla ve tabii ki Süleyman Hocam'la ben birlikte burada olacağız. Cevaplayacağız ama sorunu okuyorum. Tıp fakültesine girmek için kaç net yapmak gerekir? Bununla ilgili çalışmaları hocam zaten hazırlığımız yaptı. Şimdi çocuklar öyle netlere falan odaklanmayın. Diyelim ki biz burada şu kadar net dedik ya, sen daha düşük netle de gidebilirsin. İsmail öyle dedik ya, iki sebepten kazanılır diye. Bir, kendi gayretlerin, iki, rakiplerinin hatası. Bugün sevgili Burak Kılanç da söylüyordu. Ya bunlar, bakacaksınız toplam geçen seneki değerleri hesaplayarak, işte ya ben şunu alıyorum demeyin, geçen seneki sınav çok farklıydı diyordu Burak Kılanç, ki YÖK Atlas'taki arkadaşımızı, o işin başındaki arkadaşımızdan söz ediyorum. Şimdi onun için ben de burada bir kez senin dediğini tekrar etmek isterim. Önümüzdeki hafta sınav bitmiş olacak. Bununla ilgili hazırlıklarımız da sürüyor zaten. Size daha ipucu vereceğiz. Lütfen arkadaşlarınızla birlikte salı günü saat 18'de ekran başında olun, Ülke TV ekranında olun diyoruz. Ve bu arada İsmail, tercihlerle ilgili tabii biz... Duyurularımız var. Çok güzel var. Duyurularımız var. Onları özellikle beklettim şimdi. Bir bekletiyorsun. Hocam hani, sorular akmaya başladı. İzinle vakit kaybetmeyeyim. Mensure Batkin soruyor Instagram bonus hoca hesabından. TYT sınavının akşamı AYT için konulara köz gezdirelim mi? İşte bak, bu canım öğrenciler bu kadar güzel soru soruyorlar. Evet sevgili öğrenciler, şöyle yapın yalnız. Sınavdan çıktınız. Tek tek sayıyorum. Bir, o sınavla ilgili sosyal medya yorumlarını okuyun. Bakın. Cumartesi günü. Cumartesi günü çıktınız ya, çat 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 sosyal medyanın başına geçip de yorum yazanların hiçbirinin öğrencilikle alakası yoktur. Canınızı sıkmayın bu. Tabii canım. Tabii canım. Yarınki finale odaklanın. Tabii yangın var. Onlar kim çıkardı bu yangının derdine düşen insanlar. Yani balık kurtarsana. Tabii. O sosyal medya başa. Oradan bilgi alma. Onların hepsi yalan haberdir. Bir. İki. O kesinlikle bir dersi belirle. Bu ders en sevdiğin AYT dersi olsun. En anladığın AYT dersi olsun. Bak ne bileyim, bir öğrenci var fizik seçer, biri var işte TM ise edebiyat seçer. O derse defterden, bakın soru çözerek değil sakın ha. Neden soru çözmeyin bu arada diyorum. Çünkü bütün dikkatiniz gerçek sınava odaklanmışken soruda zaaf yaşayabilirsiniz. Kısacası İsmail, bir yaklaşık en fazla 2 saat kadar bir çalışma yapmalarını öneriyorum. 2 saat fazla, yalnız 1,5 saat olsun. Hocam Yusuf Aras... Sınav şu anda çözdüğümüz denemelere göre daha mı kolay olur? Sınav soruları. Şimdi soyut bir soru gibi ama tabii hangi denemeyi bilemiyoruz. Bak, emin olun sizin soruya konsantrasyonunuz, soruya yönelik dikkatiniz, onu çözme azminiz, motivasyonunuz, sonucunda %100 kıymetli bir değer elde edeceğiniz kesin olduğu için o soruları daha kolay çözersiniz. Benzer ne demek bir soru... istiyorum? Motivasyon ve konsantrasyon dinamikleri İsmail daha güçlü olduğu için gerçek sınav daha kolaydır. Benzer bir soru Atakan Efe soruyor. Acaba bu sınav soruları önceki yıllarda çıkan YGS'lere göre daha zor olabilir mi? Hayır, asla öyle düşünmeyin. Çünkü şöyle düşünün, onu bir soru bir öğrenciye zor olur, bir başka soru başka bir öğrenciye zor olur. Önemli olan önce kolay soruları çözmektir. Sektör, yani size eğitim veren öğretmen arkadaşlarımız, soru yazan değerli yazarlarımız aslında öğrencilere daha kaliteli ürünler gönderdiler İsmail, şu son dönemlerde baktığınızda. Hı. Çok kaliteli ürünler gönderiyorlar ve artık yayın evlerinin yazdığı sorular gerçek sınav sorularına yaklaşıyor. O açıdan da bir avantajları da açıkçası var. Yusuf Aras'ın ikinci sorusu, hocam polis akademisi için bilgi verir misiniz diyor. Sevgili Yusuf, polis akademisi, diğer tıp fakülteleri, mühendislikler veya meslek yüksek okullarınınla ilgili birçok sorularınızı biz tercih dönemi boyunca burada olacağız. Çok kıymetli konuklarımız olacak. Hepsini buradan tek tek cevaplandıracağız diyorum. Diğer sorunu hocama iletiyorum sevgili Yusuf. Okul puanı, ham puanı ne kadar etkiler hocam? Bu da yine teknik bir soru, bizim hazırlık aşamasındaki cevaplarımızın içerisinde. Ya okul puanı ile ben o sorunun isterseniz altındaki soruyu cevaplayayım. Onun evet, altında başka bir soru var. Asıl amacı ne hocam? Bize tabii, Yusuf'u çözelim. Şimdi öğrencimizin okul ortalaması biraz düşük olabilir.
kendisinden fazla not almış olan kişiler beni ne kadar etkiler diye düşünüyor. Emin ol var ya İsmail, onların bir soru, onların boş bıraktığı soruyu kendisi doğru yapsın, geçer. Tam tersine bu Yusuf için şu anda daha da bir konsantrasyon havası istiyor. Tabii ki Yusuf, yani çok önemli bir etki sağlamaz, onu söylüyorum. Yusuf'cum duydun. Hocam, Tuncay Pehlivanlı soruyor. Seri denemelerde netlerin düşmesi normal mi? Bu seri deneme şey olmasın hocam, sizin ısrarla altını çizip bir gün içinde 3 tane deneme sınavı arka arkaya çözün diyor. Bir defa böyle bir beyin yoktur. Dünyada, pedagojik mi bu? Hayır, pedagojik de değil, yaratılışa da aykırı. Allah insan beynini böyle yaratmamıştır. Yani öyle bir şey yok zaten ama bunu performans kurumları yapıyor. Bütün kurumlarımızı zan altında bırakmak istemem. Çok kıymetli eğitim veren kurumlarımız da var. Ama bu son derece yanlış bir şey. Bir günde 3 tane final maçı oyna deseler bir futbol takımına. Dünyada futbol... Kas sistemi arıza verir, sakatlanır. Aynen, beynin olacak. Kası var diyen biz değiliz, evet. İsmail olacak. Beynin kası var diyen nöroloji uzmanları, tıp bilimi. O zaman yani kas bir benzetme tabii, beyin kası bir benzetme de. O zaman size bir günde bir tane deneme sınavı bile yanlış. Bakın, bir gün bir deneme sınavı, ertesi gün orada gördüğün hataları da... Eksikliklerini tabii konu ki, çalışarak tabii tamamlayacaksın. Çocuklar, gelin sizinle el sıkışalım. Siz şu son 3 haftadaki deneme sınavı performanslarınızı lütfen değerlendirmeyin. Onları size faydalı antrenman gibi görün. Ama o sonucun sınav göstergesi olmadığını da iyi bilmeniz gerekiyor. Hocam Vedat, hocam bu son günlerde konu çalışmalı mıyım diye bize soruyor. Şimdi Vedat'cığım 3 gün kaldı. Ya çok böyle yarın şöyle çalışmalıyın yarısında konuya bak, yarısında soru çöz son kez. Ama Perşembe Cuma günü de ara ara göz atabilir. Göz atmadan kasıt sadece konu. Konuya ya şöyle bakıyor işte ya. İşte. Mol konusuyla ilgili eksiği varsa soru çözmek yerine. Tabii defterden göz gezdiriyor. Tamam. Göz gezdiriyor. Bu ne oluyor? Konuları unutmadığını, hatırladığını gördükçe mutlu oluyor. Bir anne gibidir insan beyni. İsmail Yolcu. Hani çocuğu gözünün önünde huzur bulur ya. Çocuk görünüyorsa de, anne mutlu. Tabii çocuğun da evladı gibidir o soru bilgiler. Hani onu illa konsolide edecek, bakacak, konfirme edecek, güvenli hale getirecek ya. Biraz bu, anne psikolojisi gibi. Müthiş bir benzetmeydi hocam. Çocuk apartmanın kapısına çıkıp giderse anne de huzursuz olur. Tabii anne, hayır, arkasını döndüğünde çocuk doğru. Nerede diye bir illa görecek, gözü dokunacak. İşte o onun gibi bir şey. Enes'ten muhteşem bir soru. Bu 100 yılın efsanesidir. Enes diyor ki, ve binlerce Enes adına, Enes'cim teşekkür ederim bu sorun için. Hocam, ilk işaretlediğimiz şık doğru mudur? Şimdi çocuklar, o güzel bir soru. Aslında çok ilginç. Demek ki... Ne kadar net ve saf bir soru değil mi hocam? Ya aslında nedenini anlatayım ben size. İlk işaretlediğiniz şık doğru diye bir kural yoktur çocuklar. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Lütfen çok dikkatle dinleyin şimdi. Bir soruyu çözdünüz. A'yı buldunuz. Ama B'den de şüpheleniyorsunuz. Fakat A'yı işaretlediniz. Sonra zamanınız arttı. O soruya döndünüz. Şimdi sonra bakın, ikinci döndüklerinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? İlk çözdüklerinde bu yoldan geliyorlar, A'yı buluyorlar. İkinciye başka yoldan geliyorlar, o zaten B'ye gidiyor. Ön yargılı cevaplama ikincisi. Bak orada ne yapması gerekiyor öğrencinin? Bu çok önemli. Hocam bu o kadar önemli bir şey ki, burayı rica etsem hocam bir tekrar hani. Tabii önce şunu dikkat etmesi gerekiyor öğrencinin. Yani bir soruya ikinci kez bakmak demek... Yolunu kontrol etmek demektir. Soruyu yeniden çözmeyecekler. Çözerlerse A'yı silip yani B'yi işaretlerler. İşaretlenmiş bir soruyu ikinci kere değil mi hocam? Tabii. Soruyu çocuk işaretledi, A işaretledi, B'den de şüpheleniyor İsmail. Ama ikinci döndüğünde çocuğun, ya ben şu ilk çözüm yolum nasıldı, çözdü. Ha hala A gözüküyor ama B de olabilir diyorsa sakın ha değiştirmesinler. Bunun adına psikolojide... Stresten dolayı duygulanma bozukluğu deniliyor. O B olduğundan değil o. Komşunun kazı, pardon, komşunun tavuğu komşuya kaz diye gözükür hikayesi var ya. O zaman işte ona benziyor bu olay. Orada B kaz gibi gözüküyor çocuğun gözüne psikolojik olarak. Hocam Şahin soruyor. Sınavdan çok korkuyorum, ne yapmalıyım? Şimdi sakın korkma demeyeceğim. Sakın ciddiye alma demeyeceğim. Bu korkuyu yenmeye de çalışma demeyeceğim. Ha yürüyüş yap, müzik dinle, güzel uyu, hatalı beslenme ve şu kararı al. Sınavın
ilk 10 dakikası çok yavaş olacağım. En çok bildiğim testlerden başlayacağım. Kontrollü başlayacağım dediğinde şöyle bir süreç başlıyor. İlk doğru çözdüğü soruda stresi böyleyse bakın, stresi bu seviyedeyse ilk çözdüğü soruda bu kadar oluyor. İkinci çözdüğü sürede stres bu seviyeye düşüyor. Üçüncü de burada 4 soru çözdüğünde stres tamamen ortadan kalkıyor. Şimdi bu onun için öğrencilerin sınava yavaş ve kontrollü başlaması bütün korkuları ortadan kaldırır. Evet sevgili izleyiciler, Ülke TV'de bugün ilk programımızı yapıyoruz. Genç Vizyon ve gördüğünüz gibi gençlere yönelik olduğu için gayet biz de enerjik ve genç bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Muhteşem gidiyor program. Hemen hocam bir tane de velilerin sorusunu ileteceğim. Evet. Genel bir soru, ben bunu birazcık toparlayarak soracağım. Son hafta, yani aslında şu son 3 gün, pazar günü de katarsak son 5 gün, öğrenci-veli iletişimi nasıl olmalı? Ya burada en çok şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Stres sohbetini bırakmaları lazım. Evin içinde stres kelimesi ve tabii muhabbeti olmayacak. Olmayacak. Stres kelimesini kullanmayacaklar. Stres konuşmayacaklar. Çocuğa sık sık dikkatli ol. İşte şunu yap. İşte efendim aman heyecan yapma. Aman bilmem A bulup B işaretleme gibi tembihlemeleri bırakmaları lazım. Pekiştirmeliler, yani olumsuz şeyleri pekiştirmeyecekler. Olumsuz şeyleri pekiştiriyorlar. Bunları yapmamalılar. Ya doğal halde bırakmalılar. Bundan sonra yapabilecekleri bir şey yok çünkü. Hocam uykuyla ilgili bir sorun var Yusuf Aras'ın. Sınav akşamı uyumak için kendimizi zorlamak doğru mu? Olur Hayır mu? Doğru değil. Zorlandıkça bu şeye benziyor. Beyaz kuğuyu düşünme. Ya da beyaz kutup ayısını düşünme dediğinde böyle bir karar alıyorsun şimdi. Bu yapılmış bir araştırmadan söz ediyorum. Beyaz ayıyı düşünme, kutup ayısını dediğinde inadına beyin düşünüyor. Ben uyumalıyım dediğinizde inadına uykusu. Bırakın kendinizi ne zaman uyursanız uyuyun. Ama sınavdan önceki akşamlar düzenli uyuduysanız bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Sınav akşamı hiç uyuyamasanız dahi sevgili öğrenciler hiç olumsuz etkilenmiyorsunuz. Harika gidiyoruz hocam. O kadar çok soru var stres ki. Stres sorusunu da. Strese geleceğim. Unutma yani. TYT'den önce veliler öğrencilere nasıl davranmalı? TYT'den önce, cumartesi aynen günü. Cumartesi gününü nasıl planlamalı veliler, anne babalar? Ya tabii bir, sıkı kahvaltı ısrarı yapmayın. Panik, aceleci, gergin olmayın. Diyelim ki efendim bak çok uç bir örnek vererek aslında onların bunu genellemesini sağlamaya çalışalım. Trafikte çocuğunuzu götürüyorsunuz. Dünyada bir daha karşılaşamayacağınız kadar kötü bir sürücüye rastladınız. Dua edin Allah ona da yardımcı olsun diye. Sakın çocuğunuzun yanında cama açıp da gözün görmüyor mu falan bilmem ne diye kavga etmeyin. Stres bulaşıcıdır. Siz gergin olursanız çocuğunuz da gergin olur. Hanginiz çok heyecanlıysa o az konuşsun. Çok konuşmak zorunda değilsiniz çünkü çocuk zaten sınava odaklanmak zorunda. Çocuk okulun önündeki kalabalıklardan rahatsız oluyorsa şöyle okula yakın bir yerde bekleyin. Sonra salona gitsin çocuk. Instagram bonus hocadan gelen sorularınızı ben hocama sormaya devam ediyorum. Hocam çokça sorular var. Her zamanki gibi bizim Instagram bonus hoca soru üzerine teşekkür soru alıyoruz. Teşekkür ederiz gençler. Çok teşekkür ederiz. Bugün ilk günümüz ama geçen yıl da Ülke TV'deydik. Bu yıl da Ülke TV'deyiz. Temmuz ayında hafta içi her gün, Temmuz ayına kadar da her salı saat tam 18'de buradayız. Bizden ayrılmayın diyoruz sevgili öğrenciler. Hocam, Neslihan Taşbaşı, anneler babalar ne yapsın diyor. Şimdi Neslihan Hanım, anne babalar elbette ne yapsın. Sadece biz bir şey yapmasın diyoruz. Yani orada hani şey anlamında biz ne yapalım, biz de çaresiz demek istiyoruz. Hayır, çaresiz olmayın. Çünkü bu sınav sadece TYT ve AYT ile kazanılmıyor. Tercihle de kazanılıyor. Tercihte biz nerede olacağız? Biz OSTİM Üniversitesi'nde bir sosyal sorumluluk projesinde olacağız Ankara'da. Sevgili izleyiciler, tercih döneminde 18 Temmuz tarihinde sonuçlar açıklandığında biz her yıl geleneksel olarak yaptığımız gibi yine ücretsiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında sevgili hocam ve ben bu yıl OSTİM Teknik Üniversitesi kampüsünde olacağız. Oraya gelen bütün öğrencilere ve ailelere önce muhteşem bir tercih stratejileri sunumu olacak Süleyman hocamın. Sunumdan sonra da birebir hem ben tercih analizi yapıyorum lisanslı ve çok güzel bir bilgisayar programıyla. Sonrasında hocam tek tek sizlerin tercih listenizi fazlalıkları alıp kendi önerilerini
atıyor ama siz onaylıyorsunuz ve ondan sonra bir hocamla Instagram'da check-in işareti yapıyorsunuz. Tercih döneminde Ankara'dayız. Bekliyoruz herkesi. Hocam buyurun. Şimdi İsmail, o tercih dönemine girdim. Ben iki cümlede şöyle buyurun, sarf buyurun etmek hocam, istiyorum. Hemen tercih döneminin gelmişken inanılmaz bir avantajını yakaladı Süleyman hocamız. Bu yıl 2019. Tabii ki. Bakın, ben salı günü bu avantajı sizinle paylaşacağım. Haftaya salı bu programda. Haftaya programdayız. Salı. Çünkü şu anda konu o değil ya, ondan doğru, İsmail. Doğru. Ben hani çocuklar ekran başında olsun. Sınavınız istediğiniz gibi geçmedi mi? Bakın biz buradayız, bu tercihlerle bu işin içinden kalkacağız evvelallah diyoruz. Ve sen sorunu sor İsmail. Hocam hemen soruyorum. Bir tane şuradan yine veli sorusuyla gideyim. Çünkü velilerin çocuklara sınav kurallarını hatırlatma şekli. Vallahi bunu bugüne kadar hatırlatmaları gerekiyordu. Hatırlatmadılarsa peki, hatırlatmayanlar, bu akşam konuşsunlar bir daha. Son kez ama değil mi? Bugün konuşursun. Ondan sonra kapatsınlar evet. Ağızlarını. Evet. Peki hocam, öğrencilerden gelen bir sorumuz var. Sınav ortamına uygun davranmanın önemi nedir? Ya şimdi son 3 gün kaldı. Onun için sınavda yasak olan hiçbir şey yapmayın. Ben bu son 3 günde sadece onlara şunu söylemek isterim. Bu son 3 günde eğer ara ara konulara bakıyorsanız, ara ara bir iki tane soru çözüyorsanız o esnada müzik dinlemeyin. Bunu sadece öneriyorum. Hocam hemen ikinci soru. Uykuyu az önce cevapladık. Zorlamayın. Hı-hı. Kendiniz uyumak için dediniz ama peki sınav başarısı için uykunun önemi nedir? Yani şu bugün hala uyku için öğrencilerin yapacağı bir şeyler var mıdır? Ya bugün itibariyle sınav akşamı yatacağı saatte yatmaya başlasınlar. O bir avantaj sağlar. Fakat uykunun öğrencinin dikkatini arttırır, konsantrasyonunu arttırır, algılama seviyesini yükseltir. Ama bu şu demek değil İsmail Yolcu. Ben çözümsüz bir şey de değil bu. Bakın, eğer sınavdan önceki akşam çocuklar uyudular ama sınav akşamı stresten uyuyamadılarsa, hiç korkmasınlar. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar, gerek Londra Tıp'ın hocalarının çalışmasında, gerek NASA'nın çalışmasında, gerekse de ülkemizdeki hekimlerimizin yaptığı çalışmalara baktığınız zaman siz şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Çocuk eğer önceki günler düzenli uyuduysa, sınav akşamı hiç uyumadıysa bir IQ performans puanı düşüyor. Ne demek bu? Sınav puanı bir puan düşüyor. Bunu da neyle kapatıyormuş biliyor musunuz? Motivasyonla. Uykusuzda kalsa, midemde ağrısa, efendim streste olsam, arkamda biri sürekli öksürse de ben bu soruları çözeceğim inadıyla sınava girdiği anda iş zaten bitiyor. Şimdi bu midemde ağrısa dedik, ben hemen oraya bir soruyu bağlayacağım. Fatma Koçer bize bir soru göndermiş. Fatma Koçer diyor ki hocam, baş ağrısı için ağrı kesici içip gitse çocuğum sınava sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz. Problem yok. Yok, çünkü niye? Bak, ben kendimden biliyorum İsmail. Bende de baş ağrısı söz konusudur. İlacı alırım. Aç karnına içmesin yeter ki. Mideye zarar verdiğini zaten hekimlerimiz uyarıyordur. Baş ağrısı gibi bir nusubetten kurtulmuş olur çocuk. Hocam güzel bir soru. Tam sınav anıyla ilgili bir soru. İshak Yılmaz adındaki öğrenci, kapılar 10'da kapanıyor okul binalarının. Saat 10 çeyrekte sınav başlıyor. 15 dakikada neyi düşünmeliyiz? Neye harika konsantre olmalıyız? Muhteşem bir soru. Bir, önündeki ve arkandakiyle konuşma. İki, kuralları, sadece kuralları düşün. Üç, olumlu düşün. Bak orada ben ve öğretmenlerim hep beraber çok güzel şeyler yaptık. Ve ben şimdi en bildiğim testten başlayacağım. Yavaş hareket edeceğim. İşte kaydırma yapmamak için arada bir ara kontrol yapacağım. 6. soruyu C yapmıştım, C mi? 12. soruyu B yapmıştım, B mi diye. Hep böyle kuralları İsmail. Bunları düşünecekler. Hocam bir soru daha hemen soruyorum. Çevremdeki insanlar, Melek soruyor. Çevremdeki insanlar okumasam da bir işe yaramayacağını, herkesin sonuç olarak işsiz kalacağını söylüyorlar. Yani evet. Okusam bile ben işsiz kalacağım diye etrafımdakiler bu tip konuşmalar yapıyorlar. Şimdi o ne şundandır. Etrafındaki kişiler aslında bu düşünceye sahip olduğu için işsiz kalmıştır. Bu çocuğu da olumsuz etkiliyorlar. Bakın sevgili öğrenciler, işletme mezunlarından akıl almaz para kazananlar var. İşletme mezunlarından iş bulamayan da var.
Olaya sakın öyle bakmayın. Biz meslek seçimlerinde size o kadar önemli şeyler söyleyeceğiz ki bunu göreceksiniz. Bir mesleği seçerken o mesleğin efendim yanına ne koyarsan o meslek daha etkin hale gelir. Araba aldın ya, ne düşünüyorsun? Benzin koymalıyım değil mi? Diploma aldın ya, o zaman ben bunun benzini nedir? Diplomanın da benzini var ha. Şimdi yan dal çift bilmem ne anlatılıyor işte, yabancı değil. Onları hep anlatacağız. Ara işte tekerleği var tabii ki, arabanın tabii. Değil mi? Çivi batmasın, ona bakacaksın. O zaman diplomanın da tekerleği var. Seni ileriye nasıl taşıyacak? Artık şu bir diplomayla kimse iş bulamıyor. Bu avantaj. Niye avantaj? Diplomasını iyi hale getiren şak diye kapıda işe alınıyor. İyi hale getiriyor. Bununla ilgili çok güzel programlar tercih döneminde. Tabii tercih burada döneminde. İşin uzmanlarıyla, rektör hocalarımızla, tabii, dekan hocalarımızla da. Hepsiyle konuşacağız. Üzümsüz soruyor. Süleyman Hocam, TYT sınavına gitmeden önce öğretmenlerimiz ilk başlayacağınız dersten en az 4 tane soruyu kesin çözün diyorlar. Bu doğru mu? Evet, aslında hocalarımız orada çok güzel bir tavsiyede bulunmuşlar. Çünkü neden? Beyin mesela Türkçe sorusuna alıştığı zaman İsmail orada beceri kazanmaya başlar. Çok güzel bir öneri. Hocalarımızı tebrik ederim şahsen. Bak işte biz bu tarz hocaları istiyoruz İsmail. Ne kadar güzel bir öneri değil mi? Değil mi? Dikkattiniz kesinlikle. Mi? Ya canım hocalarım benim, vallahi gözlerinizden öperim, müthiş bir şey bu. Çünkü beynin o nöroplastik özelliğinden dolayı Türkçe çözdükçe Türkçe'ye alışır. O çok güzel bir şey. Evet. Sevgili izleyiciler, Ülke TV'de Genç Vizyon programında ben İsmail Yolcu ve değerli hocam Süleyman Belediyeoğlu, öğrencilerin bonus hocasıyla birlikteyiz bugün. Az önce kıymetli hocalarımıza Süleyman Hocam selam söyledi. Ben de bir selam söylüyorum. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili anne babalar ve kıymetli öğrenciler, biz her salı Ülke TV'de saat tam 18'de burada oluyoruz. Sizlerin sorularını online olarak Instagram bonus hoca hesabından hocama hemen iletiyorum. 1 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün yine Ülke TV'de Genç Vizyon programıyla sizlerle olacağız. Sizlerden de ricamız, öğretmen arkadaşlarımız kendi arkadaşlarına, veliler kendi komşularına, öğrenciler de kendi sınıf ve okul arkadaşlarına bizim programının haber vermeleri. Hayırlı olsun diyoruz hem sizlere hem bizlere bu program. Ayrıca ben bir de teşekkürü Ülke TV'ye yapmak istiyorum. Geçen yıl İstanbul stüdyolarındaydık ve biz muhteşem ağırlanmıştık. Orada herkese buradan bir kere önce selam söylüyorum. Sonra geliyorum Ankara stüdyolarına. Burada yönetmenim, teknik yönetmenim, İbrahim Bey, Ayhan Bey olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bize muhteşem bir ortam, muhteşem bir sıcaklık sağladılar. Değerli kameraman arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hocam çok... İsmail orada unutma sorunu. Buyurun. Hocalarımızın bir dersten en az 4 soru çözün, 5 soru çözün dediği şeyi sakın ha öğrenciler ard arda 4 soru çözün diye anlamasın. O stres mi yaratır hocam? Hayır canım, ard arda çocuk mesela birinci soruyu çözdü. Aynı dersten ikinci soru çok zorsa 4'e geçebilir. Yani ardışık 4 soru değil. Hayır, hocalar öyle çözmeye, dememiştir zaten. Çözmeye çalıştığı ilk 4 soru. Tabii tabii, yani mesela Türkçeden başlasın. 4-5 tane Türkçeden çözsün önemli, demek istiyor. Önemli bu uyarıydı. Tabii, teşekkür çünkü ederim. Yoksa çocuk ard arda çözmeye kalkarsa çözemediği soruları geçemiyor olur ondan sonra. Sibel Koç sormuş. Hocam konularım bitti ama hala kendimi eksik hissediyorum, ne yapabilirim? Bak o neyi biliyor musunuz? Peki ben öğrencime şuradan bir soru sormak istiyorum. Kendini Çince'de eksik hissediyor musun? Hayır diyor çocuk şu anda. Şu anda neden? Ben de duydum hayır tabii, diyor. Tabii Çince bilmiyor zaten. O zaman bir şeyden kendini eksik hissediyorsan demek ki o şeye sahipsin demektir. Bu kortizol etkisidir İsmail Yolcu. Yani yaklaşan sınavın etkisiyle artan kaygının kortizolla yol açtığı bünyemizde, beynimizde ve onun da konuları unuttum hissi verdiğini tıp hekimlerimizden aldığımız yardımlarla da burada paylaşmak istiyorum. Şimdi bunun için özellikle öğrencilerimizin şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Stres köpek gibidir. Kim korkarsa onun üzerine gider. Bakın. Bir kere daha alalım mı hocam bunu? Stres köpek gibidir. Unutmayın bunu. Kim korkarsa onun üzerine gider. Müthiş bir benzetme hocam. Ya bu çünkü bir de şöyle düşünün. Orada ben strese rağmen yapacağım soruları dediğinizde stres size bakar bakar bana buradan bir şey çıkmazdır. Başkasının peşine takılır. Bakın siz sınıfa girdiğinizde stres kapıdan şöyle bakacaktır. İçinizde hangisi korkuyor bakayım diye. Kim korkuyorsa köpek gibi onun üzerine doğru gidecektir. Ben ne diyorum bunun için? Aman stresli olmayın, kaygılı olmayın. Dünyanın en boş lafı bu.
Yani kaygılı olmayın demekle insanlar kaygıdan kurtulamıyor. Ne yapması gerekiyor? Ben kaygıya rağmen bu sınavı başaracağım. Aktif problem merkezli çözüm deniliyor buna. Bu yılki programımızın ilk süre uyarısını yapıyorum hocam. Son 15 dakikamız. Su gibi aktı geçti genç vizyon. Hocam hemen hızlanıyorum ben. Sınav anında dikkati nasıl verimli kullanır öğrenciler? Neler söyleyeceksiniz? Çok süper bir soru. Şimdi öncelikle çocuklar bakın. Siz bu soruyu neyle çözüyorsunuz? Beynimizin ön tarafıyla. Buranın kaynağı, yakıtı ne? Kanımızdaki kan, oksijen, beynimize kan gitmesi gerekiyor. Oksijen onu yakıta dönüşüyor, şekere vesaireyi. Ve ne oluyor? Böylece siz soru çözdüğünüzde bir süre sonra beyninizin burasına sürekli olarak göndermenize rağmen o tüketim fazla olduğu için beyninizde oksijen azalabiliyor. Her 10 soruda bir. Arkanıza yaslanıp, sevgili Ömer Öcal Hoca o gün anlatıyordu ya, arkanıza yaslanıp şöyle derin bir nefes alın. Bir klinik psikolog arkadaştan söz ettim Ömer Hoca. Ömer Öcal Hocamı da inşallah burada ağırlayacağız. İnşallah ağırlayacağız. Çok kıymetli bir klinik psikolog arkadaşımız. O da çok güzel anlatmıştı geçen bir televizyon programında. Burnunuzdan nefes alın, yavaşça ağzınızdan verin. Ama 3 defa fazla verirseniz beyninizdeki karbondioksit, oksijen oranı denge bozulacağı için göz kararmasına yol açar. Bir de İsmail, çok basit bir şey söyleyeceğim şimdi. Soruları çözerken şu şekilde yatarak soru çözmeyin çocuklar. Bakın bu şekilde. Neden? Çünkü bakın burada çocuklar yaygın olarak evde soruları bu şekilde çözüyor ya. Şimdi benim göğsüm sıraya yaslandı. Karnım katlandı. Akciğerlerim sıkıştırıldı. Kan dolaşım sistemim bozuldu. Nefes almam bozuldu. Vücuda oksijen girişi tabii, düştü. Tabii. Şimdi İsmail Yolcu, benim bunu tek başına bilme şansım yok. Ben eğitimciyim. Burada hekimlerimizden yararlanıyorum. Onlar dik bir oturuşun, doğru bir duruşun beyne kan ve oksijen gidişini sağladığını söylüyor. Onun için sevgili öğrenciler, bunlara çok çok dikkat edin diyoruz. Dikkatinizi bu şekilde kontrol edin. Hocam muhteşem bir soru. Bu soru iyi ki de es geçmedim. Doğru cevabı sınav anında optik forma işaretlemenin bir kuralı var mıdır? Yani her öğrencinin kendine has zaten oluşmuş bir taktiği var ama bunun en doğrusu nedir? Ya şimdi öğrenciler genel olarak iki şey yapıyorlar. Ya kitapçığın üzerine işaretliyor, sınavın en sonunda toptan hepsini optik forma geçiyor. Bu inanılmaz yanlış bir şey. Neden? Panikle geçireyim derken çoğunda kaydırma yapıyor. Son dakikalarda da daha optik forma işaretlemedim kaygısı dikkat eksikliğine yol açıyor. Bakın çok daha enteresan bir şey söyledim. Bazı öğrenciler de birinci sayfayı çözüyor, öyle geçiyor. Ama bunun kuralı ne biliyor musunuz? Her çözdüğünüz soruyu optik forma anında işaretlemek. Eğer öğrenciler için bu sorun teşkil etmiyorsa, lütfen bunu böyle yapsınlar. Ama bu sorun teşkil ediyorsa, eski alışkanlıklarına devam etsinler. Bozmasınlar sınava 3 gün kaldı. En önemli uyarımız kaldı. Aslında bu olabilir mi? Bu. Bozmasınlar. Çünkü 3 gün kaldı. Ben onun için birebir kodladığınızda bir önceki sorunun etkisinden de kurtuluyorsunuz üstelik. Hocam optikten sonraki diğer sorum ve programın en önemli sorusu. Sınav stresi için neler söylemek istersiniz? Şimdi İsmail, Türkiye'de sınav stresi konusu çok spekülatif bir konu. Ve maalesef burada disiplinlerin birbirine çok yaklaşmadan yorum yaptığını görüyoruz ve farklı yorumlar yaptığını görüyoruz. Onun için bir sınav stresinin özelliği şudur. Çok hızlı verecek olursam, ders çalışma döneminde olumlu seviyededir. Sınavdan 3 hafta, 15 gün, 1 hafta önce öğrencisine göre olumsuz seviyededir. Şu anda çocuklar olumsuz stres yaşıyorlar. Neden? Kaygı dediğiniz olgunun tanımlaması nedir? Başınıza sınavda birçok şey gelebilir ve bunun ne geleceğini kestiremiyorsunuz. Kestiremeyince de çözüm bulamıyorsunuz. Kaygı dediğiniz şey bu. Ama sınav başladığında başınıza bunların hiçbirinin gelmediğini görüyorsunuz. Sınav başladığında öğrencinin kaygısı yoktur. Herkes burada uzlaşmak zorunda. Sadece önümdeki soruyu çözemem korkusu vardır. Peki korku nedir? Korku bir tane, seni tehdit eden kaynak bellidir, bir tanedir ve onun çözümünü biliyorsundur. İşte ben bu soruyu çözemezsem öbür soruyu çözerim, bir çözümdür. Dikkat eyvah edin. Sınava gecikeceğim korkusu vardır, zaman da çıkacaksın. O yoktur tabii canım, ya da gözetmen topuklu ayakkabıyla dikkatimi dağıtır. Arkamda öksüren biri olur, dışarıda gürültü olur. Bunların olmadığını görüyordur. Bu arada İsmail, şunu da hemen söylemek istiyorum. Öğrenciler bunu çok stres yapıyorlar.
Geçen bunu söyleyemedim bir televizyon kanalında. Süre bitti çünkü, ona gelmedi sıra. Şimdi dikkat edin, çocuklar sınava girdi, soruyu çözüyorlar. Arkalarında su içen bir arkadaşları acele etti ve genzine su kaçırdı, sürekli öksürmeye başladı. Öksürmeye başladı. Bir süre sonra geçer aslında o. Öğrenciler bu geçici seslerden olumsuz etkileniyorlarsa, bakın o anda da bir soruyu çözüyorlar. İki şeyden birini yapacaklar. Bir, ya çözmekte olduğu soruyu bırakarak daha kolay bir soruya geçecekler. Neden? Çünkü bilimsel çalışmalar şunu söylüyor. Öğrenciler bir soruyu çözerken etraftaki sesler onun konsantrasyonunu bozuyorsa o sorunun konusuyla ilgili eksikleri vardır. Başka soruya geçsin diyor bilim. İki, bakın gölgeleme yöntemini anlatacağım. İki, öğrenci eğer bir soruyu çözerken etraftan geçici bir ses onu rahatsız ediyorsa lütfen o soruyu fısıldayarak okumaya geçsinler. Yani etrafı duyulmayacak şekilde, kendi duyacakları kadar fısıldayarak okumaya geçsinler. Dudak kıpırdatmanın bir göbek üstü benim dediğim. Bunun adına bilimde gölgeleme yöntemi deniliyor. Çünkü insanların beyninin kendi ismine ve kendi sesine seçici bir odaklanması söz konusu. Hocam hemen kesmek zorundayım. Artık son 10 dakikanın da altına evet, indik. Sen soru baskısı. Biraz seri soru sorayım. Çünkü hem Instagram Bonus Hoca'dan gelen sorularınızı cevaplıyoruz. Hem öncesinde gelen soruları derledik, toparladık. En işe yarayacağını, size en faydalı olanlarını ben zaten sizin adınıza soruyorum değerli öğrenci arkadaşlarım. Hocam sınav içini öğrenciler nasıl planlamalılar? Çok güzel. Süre anlamında da olur. Hangi dersten başlama da olur hocam? Bununla ilgili çok kısa ve şimdi net ve hemenizi söyleyeceğim. Sınav önce hangi testten başlayacağınızı belirliyorsunuz. Ne zaman belirlemeliler? Çoktan belirlemiş olmalar lazım. Belirleyin onu, yazın bir kağıda. Sınav sabahı ani, hadi içimden bir ses matematik dedi, hadi fen dedi falan, böyle bir şey olmasın değil mi hocam? Onu taktik değiştirmesinler sınav anında. Değiştirmesinler ama duygulanma bozukluğu, yani aşırı stres altında duygulanma bozukluğunda sınava başladıklarında işlerinden bir ses onlara, mesela Türkçeden başlayacak buna karar vermiş çocuğa hayır bırak matematikten başla diyebilir. Bu sese kulak vermesin. Siz olsanız ne yapardınız? Yani önceden karar verdiniz Türkçe'ye. Tabii ki canım, tabii Türkçe'ye devam ederdiniz. Değiştirmezdim. Yani ona başlasam turlama tekniği uygulamaları gerekiyor. Yani önce kolayları çözüp beyni bir rahatlatmaları lazım. Siz sınavda olsanız zaman son 10 dakika. 5 tane çözmediğiniz soru var. 5 tane de tereddütlü olduğunuz soru var. Çok güzel bir soru. Hangisini yaparsınız? Çok güzel bir soru. Kalem oynatmadığınız sorulara mı gidersiniz yoksa tereddütte kaldığınız evet, sorulara mı? Çok güzel bir soru bu İsmail. Şimdi çocuklar bakın. Bir soruyu uğraştınız, çözemediniz, sonra bakayım dediniz, bir de boş bıraktınız. Değil mi? Evet. Şimdi eğer çözümünü uğraştınız, yapamadınız, bunu herhangi bir seçenek işaretlemediyseniz buna dönmeniz lazım. Ama sakın ha, şimdi ben senin sorunu az değiştireceğim İsmail. Tabii hocam. Soruyu çözdünüz, doğruluğundan şüpheleniyorsunuz, bir de boş bıraktıklarınız var. Asıl senaryo böyle gibi. Aynen böyle hocam. Sakın ha doğruluğundan şüphelendiklerinize bakmayın, boş bıraktıklarınıza bakın. Çünkü zaten siz doğruluğundan şüphelendiğiniz bir duygulanma bozukluğundandır, onu işaretlemişsiniz. Boş bıraktığınıza bakın. Sakın ha doğruluğundan şüphelendiğinize dokunmayın. Doğruyu bulup silip sonra yanlışı işaretliyorsunuz. Hocam şıkları kaydırma sorunu yaşayan öğrencilere ne önereceğiz? Ara kontrol İsmail. Her 10 soruda bir turlama tekniğinin içinde ara kontrolleri ara kontrol de yapacak. Yani 15 bakacak. 12. soru C'ydi, C. 22. soru ne? O başka yolu yok. Tamam. Onun, evet. Sınav anında ortaya çıkan az önceki bahsettik, bir giriş yaptık. Sürpriz sesler, sürpriz durumlar, gözetmenin topuk sesi, gözetmenin hafif bir sert bakışma gibi durumlarda öğrenciler o an ne yapmalılar? İsmail, gözetmenle niye sert bakışacak? Bir öndesinde minik bir tartışma olur, bir yüksek Anladım. Ses tonu olur. Hep orada her şey olabilir hocam. Yani hep o tartışmalarda ben haksızım, o haklı diyecek. Ben haklıyım derseniz karşı tarafı yiyip bitirmek için plan yapar beyin. Unutur matematiği falan. Orada ben haksızım canım, ben de ayıp ettim falan diyebilmek diyeceğiz. Gerekiyor. Evet. Çocuklar bakın. İsmail, sen o sorunun detayını yanıtladın ben. Sürpriz gürültülere karşı ona, ya soruyu geçecek ya da fısıldayarak okuyacak. Hemen. Sor bakalım. Çok önemli bir soru. Hı-hı. Bana göre günün sorusu. Çünkü artık sınava 3 gün var. Cumartesi günü TYT'ye giren öğrenciler
24 saat sonra, hatta 24 saatte kalmıyor, 22 saat sonra pazar günü AYT'ye girecekler. Sınav kötü geçmiş olabilir, istedikleri gibi geçmemiş olabilir ya da muhteşem geçmiş olabilir. Hangi hataya düşmesin öğrenciler? Evet, bunu bir kez daha tekrar etmemi istiyorsun İsmail. Çok önemli. Sakın ha sınavdan çıkınca sosyal medyadan sınav yorumlarına, televizyonlardan sınav yorumlarına, arkadaşları arayıp sen ne yaptın ettin ha. Kutlamaya gitme. Hayır, asla asla, zaten kutlamaya gitmezler. Karalar ama, bağlama. Ama üzülüyor. Ne yapacak? Ne yapacak? Hemen bir sonraki günün dersine çalışmaya başlayacak. Yapacağı bu. Ders çalışmak derken hocam? Yani cumartesi günü çıktık, sınav kötü geçti, moralimiz bozuk. İstediğimiz gibi geçmedi. Evet. Cumartesiden bahsediyor İsmail. Evet. Bir gün sonra yine sınav var. Evet, evet. Tamam, ne yapacak çocuk? Bu sınavın etkisinden beynini kurtarmak için en sevdiği derse, en böyle hoşuna giden derse, bir gün önceden karar verdiği derse 1,5 saat kadar çalışacak. İstediğim cevabı yakaladım hocam. 1,5 saat. 5 saat değil. Bugün kötü geçti ya, şimdi onu tolere etmek için hadi bir 10 saat çalışayım değil. Hocam, veli sorusu, sınav sonrasında teselli edici sözler ve yaklaşımlar öğrencileri nasıl etkiler? Sınav sonunda teselli edici sözler her zaman çok işe yarar. Öncesinde yaramaz. Öncesinde çocuğa kötülük hissi verir, başarısızlık hissi verir. Son 4 dakika. Onun yerini değiştirmeniz gerekiyor. Son 4 dakika. Evet, hocam, seri şekilde gidelim. Motivasyon konuşmasını yaptık. Stres ve dikkat üzerine sohbetleri nasıl olmalı? Bir kere daha sorayım. Bu da çok önemli. Hatta buna şu soruyu bağlayayım. Sınav sabahı Nili ya da Alya'yı annesi mi sınava götürmeli, babası mı götürmeli, yoksa ikisi birden mi gitmeli? Ya çocuk ikisiyle de gitmek istiyorsa ikisiyle gider ama kim daha az heyecanlıysa onunla gitmesi lazım. Şahit olduğum bir olay vardı LGS sınavında. Bir tane öğrenci sınava gireceği okul evlerin uzağında, iki arabayla gidilen bir yerde. O çocuğu sınav gecesi akrabaya, okulun yanında bir akraba varsa oraya götürmeli miyiz? Bunu mu yapan olmuş? O tip durumlar oluyor, evet. Sakın ha, aman ha. Ya çocuk yatağını değiştirdiğinde uyuyamaz ki. Beynin böyle bir endişesi vardır. Hani derler ya, göçebe toplumlar çok yer değiştirdiği için kaygılı ve gergin olur diye. Onun gibi bir şey, öyle şey olur mu? Hocam, son 2 dakikaya geldik. Genç Vizyon programının, evet. Ben o yüzden size bir hemen spot bilgileriniz her zaman vardır. Ben evet hemen İsmail onları duyurularınızı söyleyeceğim. Alayım. Evet, sınav stresi köpek gibidir dedik İsmail. Kim korkarsa üzerine gider. Gel lan stres demeyi bilin. uykusuz kalırsam ben bundan bir zarar görürüm diye düşünmeyin. Eğer uykusuz kalsam da ben bunu başaracağım inadını göstermeniz gerekiyor. Kaydırmaya karşı mutlaka dedik önlemler alın, ara kontroller yapın dedik. Ve bu arada özellikle de velilerin çocuklarına yönelik tembihlemelerini bırakmaları gerekiyor dedik. Nil Aydan soruyor. Hangi derse ne kadar süre ayırmalıyız? Böyle bir şey şimdiden yani, yapmalılar mı? Yani bunu ayarlamış olmaları lazımdı. Mesela örnek. 60 dakika dedik ama. İsmail, o öğrenci, bak, bir öğrenci var, Türkçe'ye 40 dakika ayırır, matematiğe 70 dakika. Biz buna girmeyelim. Öğrenci, bu tabii öğrenciye göre değişir. Her öğrenci yakından tanımak lazım. Ben zannediyorum bu soru onu tanıyan öğretmenlerinin daha güzel vereceği bir yanıt bu. Çok ilginç bir soru. Değerli öğretmenlerimize bir selam söyledik. Onların kıymetli büyüklerinin ellerinden öptük ama. İkbal diyor ki, sizce öğretmenini kazanırsak mezuna kalalım mı? Ya şimdi bir çocuğun mezuna kalması idealist olduğu anlamına gelir ve o çocuk bu şansı kullanabilir İsmail. Ama kazanırsak diyor, kazandı belgesi. Yani tutuyorsa geliyor demek istiyordur, evet. O. Ya bunları tercih döneminde konuşursak daha hoş olacağını o düşünüyorum. O zaman diyoruz ki sevgili izleyiciler, anne babalar, öğrenciler ve değerli öğretmen arkadaşlarımız. Biz Ülke TV'de her salı saat tam 18'de Ülke TV'nin Ankara stüdyolarında burada Süleyman Hocam'la birlikte hazır olacağız. Kim için? Bu ülkenin gençleri için, aydınlık yarınları için. 1 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün yine burada olacağız. Bugünkü program için hocam bir kere daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, kırmadınız beni. Biz teşekkür ederiz. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Bu programımız hayırlı olsun. Haftaya buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.